Merhaba, Abdülkerim Benge, Anadolu Lisesi Matematik videolarına hoş geldiniz. Bugün permütasyon kombinasyonun bir uygulaması olan farklı dizilişlerdeki kelimeleri okumaya çalışacağız. Bunların içerisinde tarsus kelimesini özel olarak seçtik. Çünkü tarsus kelimesi permütasyon kombinasyonun okuma uygulamalarında çok farklı yeri olan bir kelime. O nedenle tarsus kelimesinin şekilde verilen dizilişlerinde kaç farklı tarsus okuyabileceğimizi araştıralım. Tarsus kelimesinin farkı şu. Tarsus kelimesini okurken tarlarla susları ayrı ayrı düşüneceğiz. Tarlarla susları ayrı ayrı düşünmemizin sebebi herhangi bir R harfine kadar tar okuduğumuz zaman o R'den suslara gidebilmenin farklı yolları var. Dolayısıyla mesela şuradaki ikinci R'den hem sol taraftaki susları okuyabiliriz hem de düşey durumda aşağıdaki susları okuyabiliriz. Bu nedenle tarlarla susları ayrı ayrı saymak için her R'den gidilebilecek farklı susları ifade ederek tarsusları okumaya çalışalım. Onun için tarlarla susları birbirlerinden ayırmak için bir sınır çizgisi çekiyoruz. Ve bu sınır çizgisini çektikten sonra R'leri saymaya başlayalım. Şimdi öncelikle birinci R'ye gelecek kaç farklı tar kelimesi okuyabiliriz? Yukarıdan düşey olarak baktığımız zaman bir tar okuyabiliriz. Buradaki T'den buradaki R'ye gelmenin iki durumu var. Gördüğünüz gibi bir üstten tar gelebilirsiniz, bir de alttan tar gelebilirsiniz. Yani iki adım atıyorsunuz. Birisi yatay bir adım, birisi düşey bir adım. Dolayısıyla 2 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel diye düşündüğünüz zaman yani permütasyon olarak buradaki tardan R'ye gelmenin 2 yolu var. Bir de düşeyden var 3. Bir de şuradaki T'den hep sola gitmek suretiyle tar var. Dolayısıyla birinci R'ye gelen tar sayısı 4'tür arkadaşlar. İkinci R'yi konuşalım. Buradaki R'ye gelebilecek kaç farklı tar var? Direkt şu düşeyden tar gelebilirsiniz. Birincisi bu. Şuradaki T'den buradaki R'ye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine 2 durum var. Buradaki T'den gelebilirsiniz. Yine 4 durum var. Bu üçüncü R'ye gelelim. Yine aynı şekilde düşeyden bir tar gelebilirsiniz. Buradaki T'den buradaki R'ye gelmenin üstten ve alttan olacak şekilde bir yolu var. Şuradaki T'nin bir yolu var. Dolayısıyla yine 4 durum söz konusu. Buradaki R'ye gelebilmek için yine aynı şekilde düşeyden gelebiliriz. Şuradaki T'den gelebiliriz. 4 durum var. Şuradaki T'den de gelmeyi sayıyoruz tabii ki. Ancak şu R'ye geldiğimiz zaman buradan 1 gelebiliriz. Buradan da 1 buradan gelebiliriz. 1 buradan 3 durum var. Burada 3 durum var. Çünkü şurada bir T olmadığı için 4 durumdan 3 oluyor. Buradaki R'ye de maalesef sadece yukarıdan gelebileceğimiz düşey bir tar kelimesi var. Dolayısıyla biz burada tarlara kaç farklı, R'ye kaç farklı şekilde gelerek tar okuyabileceğimizi anlatmış olduk. Şimdi susları okuyalım. Şuradaki S'den kaç farklı sus okuyabiliriz? Bir düşey olarak aşağı inerek sus okuyabiliriz. Bir de şuradan şu şekilde gelmek suretiyle sus okuyabiliriz. Yani bakın çizerek göstermeye çalışayım. Şuradan şu şekilde bir sus buradan okuyabiliriz. Bir sus da aşağıya doğru okuyabiliriz. Görüldüğü gibi başka olmadığı için buradan sayabileceğimiz, birinci S'den sayabileceğimiz sus adedi gördüğünüz gibi arkadaşlar 2'dir. Buraya 2 olarak yazıyorum. Şunu yine kırmızıyla yazmaya çalışayım. Buradan 2 tane sus okuruz. Şu S'ye gelince kaç farklı sus okuruz diye düşünelim. Tabi buradaki S'den sol tarafa gitmek suretiyle bir sus okumak mümkün. Düşeye gitmek suretiyle bir sus okumak mümkün. Buradan düşeyden aşağı doğru gitmek suretiyle bir sus okumak mümkün. İsterseniz yine ben çizgilerle göstermeye çalışayım. Bir sus burası, ikinci sus burası, üçüncü sus burası, dördüncü sus burası. Ancak bir şeye daha dikkat etmek lazım. Beşinci susta gördüğünüz gibi şöyle, buradan yukarıya doğru da bir sus çıkıyor. Dolayısıyla burada sayabileceğimiz susların sayısı çizgilerden de takip ettiğimiz gibi 5'tir. Yani biz ikinci S'den okuyabileceğimiz bütün susların sayısı 5'tir. Üçüncü S'ye gelelim. Buradaki S'den okuyacağımız suslara dikkatle bakalım arkadaşlar. Birinci susumuz 2 düşey
iki yatay gittiğimiz zaman, iki yatay sol tarafa gittiğimiz zaman şurada bir susumuz var. Şurada bir susumuz var, etti 2. Burada bir susumuz var, etti 3. Burada bir susumuz var, etti 4. Burada bir susumuz var, etti 5. Burada bir susumuz var, etti 6. Dolayısıyla bizim 3. S'den sayabileceğimiz susların sayısı gördüğünüz gibi 6'dır. O zaman buraya S'nin altına 6 yazıyoruz. 3. S'den de yine aynı şekilde arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 2 sol geriye, 1 sol 1 yukarıya, 1 sol 1 aşağıya, 1 aşağı 1 sol, 2 aşağıya, 1 aşağı 1 sağ olmak üzere yine 6 tane susumuz var. 3. S'ye geldiğimiz zaman yine sayıyoruz. Bakın 2 sola gidiyoruz. 1 sus, 1 sol 1 yukarı 2 sus, 1 sol 1 aşağı 3 sus, 1 aşağı 1 sol 4 sus, 2 aşağı 5 sus, 1 sol 1 aşağı 1 sağda 6. sus olarak ifade edilebilir. Son S'ye geldik. Yine aynı şekilde 2 sola gitmek suretiyle, 2 yatay sola gitmek suretiyle 1 sus var. 2. sus buradan, 3. sus buradan, 4. sus buradan, 5. sus da buradan. Dolayısıyla burada da 5 tane sus sayabiliriz. Böylelikle farklı tar ve farklı susları saydık. Şimdi tarlarla susları birleştirerek tar susları sayalım. Şu R'ye geldiğimiz bütün tar okumalarının sayısı 4'tür arkadaşlar. Şimdi buradan Tarsus okuyabilmek için bir tek bu S'ye gidebiliriz. Başka gidecek S'miz yok. Dolayısıyla burada da iki tane de sus varsa, buradaki tarlarla buradaki susların farklı 4 tane tarla, farklı 2 tane sustan 4 çarpı 2'den 8 tane Tarsus elde ederiz. Şuradaki R'den düşünelim. Buradaki R'den şu soldaki S'ye gitmek suretiyle Tarsus okuyabiliriz. Aşağıdaki S'ye gitmek suretiyle ters okuyabiliriz. Dolayısıyla 4 şekilde tar okuduk. Sonra 2 tane buraya gidersek buradan sus var. 5 tane de buradan sus var. Dolayısıyla 2 artı 5 diyerek farklı tarsusları da bu şekilde sayabiliriz. Buradaki R'ye geldiğimizde yine buradaki R'ye 4 farklı şekilde tarsus tar okuyabiliriz. Buradan soldaki S'ye gidebiliriz. Buradan 5 sus var. Buradan da 6 sus var. Dolayısıyla 5 artı 6'dan 11 tane sus olur. Bu şekilde tar susları sayabiliriz. Buradaki R'ye geldiğimiz zaman yine 4 tane tarımız var. Buradan soldaki S'ye gidersek 6 farklı sus var. Buradan da aşağıdan da 6 farklı sus var. 6 artı 6'dan 12 farklı sus olur. Dolayısıyla 4 çarpı 12'den 48 tar sus yapabiliriz. Şuradaki R'ye geldiğimiz zaman 3 farklı tar okuyoruz. Ve bu R'den soldaki susları sayabiliriz. Aşağıdaki susları sayabiliriz. Solda 6 sus var. Aşağıda da 6 sus var. 6 artı 6 susu ifade ediyoruz. Son R'ye geldik. Son R'de bir tane R tarımız var. Buradan soldan 6 tane sus okuyabilirsiniz. Aşağıdan da 5 tane sus okuyabilirsiniz. Dolayısıyla 11 tane ter sus oku. Bu işlemleri yaptığımız zaman ben daha önceden bu işte topladım bu sayıları. 175 olduğunu görürüz. Dolayısıyla Tarsus kelimesinin bu şekilde birer aşağıya kaydırılmak suretiyle yapmış olduğumuz dizilişlerinde okuyabileceğimiz farklı Tarsusların sayısı 175'tir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.